Sayfa 221, 5. soru. Saat 12'ye çeyrek var. 12'ye çeyrek var değil. 12'yi çeyrek geçiyor. Bu yanlış. İkinci saatimiz 3'ü 45 geçiyor. Saat 3'e çeyrek var değil. 3'ü çeyrek, 4'e çeyrek var olacak arkadaşlar. Bu 3'e değil 4'e. Yine yanlış ya da 3.45 olarak da yazabiliriz. Buna da yanlış dedik. Saat 4'e çeyrek var. Doğru. Saat 5.30, 5.30 değil arkadaşlar. 6.30 yanlış. Saat 4 doğru. Saat 10.30 doğru. Sayfa 226 sıra sizde. Cebinizdeki 5 TL aşağıdakilerin hangisini satın alamazsınız? Evet 5 TL'den küçük olan silgiyi alırız. Kalem tıraşı alırız ancak buradaki 8 liralık kalemi alamayız. Sayfa 227. Aşağıdaki kumbarada toplam değeri 1 TL'ye eşit olan madeni paraları belirleyiniz. Belirlediğimiz madeni paraları koyunuz. Toplamı 1 lira 1 TL olacak hani. Yani 1 TL 100 kuruşa eşittir. Burada bakalım. 25 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş. Bu üçünü topladığımız zaman 100 kuruş yani 1 lira yapar. 2 Resimdeki ürünlerin fiyatlarını inceleyiniz. Buna göre boşluklara da daha azdır, daha çoktur ifadelerini birini örnek gibi yapalım. Evet buradaki kolye fiyatı ayakkabı fiyatından daha azdır diyor. Kolyenin fiyatı 50 idi. Ayakkabının fiyatı 100'dü. Evet bu bilgi doğru. Gelelim cezve 30 liraydı. Buradaki masa örtüsü 70 lira. Cezvenin fiyatı masa örtüsünün fiyatından daha azdır. Evet ayakkabım 100 lira edeceğiz. 30 lirada ayakkabının fiyatı daha fazladır. Buradaki kolyemin fiyatı masa örtüsünden daha azdır. Hemen şöyle yazalım. Daha azdır. Sayfa 229 tabloda verilenlerin fiyatlarını inceleyiniz. Birinci ve ikinci soruyu bu bilgiler göre cevaplandınız. Bir silgi ve bir kalem tıraş. Silgi 5 lira. Bir kalem tıraş 4 lira. Ben 5 lira ve 4 liralık iki tane şey aldım. Topladığım zaman toplam 5, 4 daha 9 lira yapar. İkinci soruma bakalım. Mutlu bir cetvel ve iki ataş. Cetvel 22 lira. 2 ataş diyor arkadaşlar. Ataş 50 kuruştu. 2 tane ataş 1 lira yapar. 22 ile 1 lira topladım. 23 lira yapar. 50 lira vermişim. 23 lira tutmuş. 50 liradan 23 lira çıkarttım mı? 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı. 7 burada kaldı. 4. 27 lira para üstü almam gerekir. 3. Yandaki görselden yararlanarak bir problem kurunuz. Problemi sıra arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet yazmayacağım arkadaşlar. Söylüyorum. Sinemaya iki arkadaş sinemaya gidiyoruz. Biletin fiyatı 63 lira. Mısır'ın fiyatı 28 lira olduğuna göre toplam ne kadar ücret öderiz? Bunu iki kişi oldukları için iki tane 60 toplayacağız. Bilet fiyatını bulacağız. İki tane 28 toplayacağız. Mısır fiyatını bulacağız. Daha sonra hepsini toplayıp toplam ödedikleri fiyatı bulacağız. Sayfa 235. ünite değerlendirme. Resmi inceleyip soruları cevaplandıralım. Domates 12 lira, kiraz 50 lira, elma 10 lira, çilek 20 lira, şeftali 28, erik 30. Hemen bakalım. Özge pazarcıya madeni para olarak 2 tane 1 TL yerine aynı değerde 50 kuruş ve 2 tane 1 lira varsa toplam 2 liradır. 50 kuruş, 2 tane 50 kuruş 1 lira yapacağına göre 2 lira olması için toplam, şunu siliyorum arkadaşlar, toplam 4 tane 50 kuruş vermesi gerekir. Umut'un önündeki tezgahta en pahalı meyve. Evet Umut'un önündeki tezgaha bakalım. En pahalı meyve dediği için nedir? Kirazdır. Evet kiraz. Muzun fiyatı şeftalinin fiyatından daha. Evet muza bakalım. Muzumuz kaç paraydı? Muz ve şeftali. Muz 32, şeftali 28'di. Muzun fiyatı daha fazladır. Ya da burada tur dediği için arkadaşlar Pahalı da diyebiliriz arkadaşlar. Sayfa 231. Pazarcının elindeki para aşağıdakilerden hangisinden daha çoktur? Bakalım burada. 50 var. 20 var. 10 var. Biz yine işimizi şöyle toplayarak da yapabiliriz. 50-20 onu topladığımız zaman 80 lira yapar. 80 lira arkadaşlar 100 liradan küçüktür. 200 liradan küçüktür. Ancak buradaki 50 liradan fazladır, büyüktür. 5 Özgen'in başlangıçta 79 lirası varmış. Pazar alışverişi 12 lira tutmuş. Özgen'in kaç lirası kalır? 79 lirası varmış. 12 lira harcamış. Geriye ne kadar kalır? 9'dan 2 çıktı. 7 7'den 1 çıktı. 67. Ben bunu nasıl buldum arkadaşlar? Özgen'in başlangıçtaki parasından pazar alışverişini çıkarttım, kalan parasını buldum. Özgen'in başlangıçtaki parası 79. Kalan parası 67. 79'dan 67 çıkarttığım zaman arkadaşlar alışveriş tutarı 12 kalır. Bu bilgi doğru. Alışveriş tutarı 12. Özgen'in başlangıçtaki parası 79. 12'den 79 çıkmaz. Bu bilgi yanlış. 6. Özge ve Umut Sabah 9.30'da pazara gitmiştir. Pazar alışverişi yarım saat sürdüğüne göre burada zaten 30 dakikam yarım saat vardı. 9.30'un üzerine yarım saat daha eklediğim zaman saat 10 olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 232 7. soru. Pazar haftada bir kez aynı günlerde kurulmaktadır. 1 Nisan'da pazar kurulduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yine pazar kurulacaktır? Bir hafta sonra 7'ye olacağı için arkadaşlar. 1 yedekledik. 8 yedekledik. 15 yedekledik. 22 yedekledik. 29 hep pazar günü olacaktır. O zaman ne var şıkkada? Sadece 8 Nisan var. 8 özge bir bütün karpuz alıp 3 arkadaşla birlikte eşit miktarda paylaşıyor. Her birine düşen karpuz her birine düşen karpuz arkadaşlar bir bütünün çeyreğidir. Evet 3 kişiye değil arkadaşlar bakın. 3 arkadaşı varmış. Bir de Özge'nin kendisi var. 4'e bölünmüş hali birinci şekildir. 9. Özge bir bütün karpuzu Umut'la eşit paylaşsaydı her birine ne kadar karpuz düşerdi? Umut'la olacağı için arkadaşlar Umut ve Özge ilk kişidir. Yarım şar karpuz düşecektir. 10. Soru. Aşağıdakilerden hangisinin toplam değeri en büyüktür? Hemen A'ya bakalım. 20, 10 daha, 35 daha. A şıkkında benim 35 lira param var. B'ye bakalım. 20, 40, 50 lira var. C'de ise 50 ve 5 var. Toplam 55 lira var. En büyüğünü sorduğu için cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.